Tamam ya, boş ver. Instagram'da. Günaydın. Günaydın. Ay, gece güzel bu. Şarkı yazalım mı? Serdar. Hayırlı. Morgan Ergen. Serdar bak gel Serdar bak. Benim arabada. Benim arabada. Yok. Günaydın. Foto ikili. Teşekkürler. Gel. Haberim yokmuş gibi çek pampa. Evet yakışıklım, buradayım ben.
Senin için. Kadınca yürürken girmeyelim, ayıp olmaz. Kayıttayız abi zaten. He? Kayıttayız zaten, video da çekiyoruz. Girdin yani. Kamyonet geliyor mu kamyonet? Binebiliyor muyuz? Geliyor. Aa, kimler geliyor aa? Kral geliyor. Abi ne yapıyorsun? Kurtarmıyor ya. Teri de al teri. Damla yana, kaşımın üzerinden. Tamam ya, herhalde. Abi öyle geçersen çekemem bak. Çektim çektim. Şöyle güzel bir şey olsun. Bir tane de arkadan. Geçmiş olsun. Şey önemli değil. Abi onu rampaya çıkmadan değiştir. Her zaman. Öyle yapacak mı da telefon elinde bir değişik. Aktarıcı kırılır. Benim kırıldı geçen. Vay. Haydi biz çekiyoruz değil mi Sarın abi? Tabii ki hocam. Nereye gideceğim ben? Bu taraftan. Evet. Dün birinci gün inmiştik. İndik ama çıkmadık. Hayır. Ne demiş hocam ya? Merhaba. Akşam ne yedilerse değil mi abi? Vallahi ya.
Abi, annem geliyor. Komutanım kolay gelsin. Boz verin çekeyim. Yok ya, yani çekeyim. Belki yukarıda toplu çekim olabilir. Tabii ki hocam.
basıyorum bana.
olsun ha. Atarsın teyze. Atacağız. Evet. Baba. Haydi kardeşim. Bu da farklı açı. Evet, her açıyı çekmek lazım. Yakaladın mı? Son anda. Aydın çek, sana poz verdim. Poz verdim sana. Evet. Çek çek. Fotoğrafları nereden alıyorsun? Eski olsun. Eyvah. Aldım abi fotoğrafı. Aldım abicim. Almadım Aydın. Valla soramadım. Bunlar nerede alacağız fotoğrafları? Abi bizim gruplarda paylaşacağız. Fedaldaşlarla. Evet. Tamam. Fotoğraflarını görebilecek miyiz sonra? Fotoğrafları mı? Ne ne abi? Güzel çek. Pampa. Kalabalık ya. Geçiyor muyuz?
kaldı. Al. Al. Boş kaldı. Karakterimi yabı falan. Thank you.
Akşam patlatacağım lastiklerini, çıkmazsa yarın bakacağım. Ben gidiyorum abi akşam. Kameramı kapatayım da fotoğrafım güzel çıksın. Merak etme, benim yanımda fotoğrafın her türlü güzel çıksın. Gel abi. Lan ne yaptın gözüne be? Güzel ne yaptın? Ben üstüne yazdım. Bu iyiydi başlık. Ama bu da şunu açsaydın bari. Nokta tutu yapardım. Bildirim abi, görüşürüz. Beni böyle çekme. Tamam. Kaçma gider. Tamam. Aham ya. Aman düşme takarken. Düşmem de. Hocaya bir amatörlü kitle. Amatörlü kitleyebiliyor musun? Kitle. Seni daha çok yorar. Güzel rampa. Biraz fazla abi eğim. Bizde sıkıntı var ya. Antrenmansız geldi. Sağlık olsun abi ya. Yani. Gel abi. Nasıl, iyi mi? İyi poz verdik mi? Verdiniz hocam. Yapma öyle şey. Yandım. Pardon. Alo. Evet.
olmaz. Bak şimdi çıkartıyorum çıkarken. Şimdi rampayı yukarı çıkartıyorum. İnerken yiyorum. Olsun abi ya. Keşke giyseydim. Hangi çıkışı diyorsunuz? Bu yana doğru çıkış ilk. O postaneden çıkıyorsun işte 200 metre. Ama aynı şeyi atletiyorum. Bunu çekmemek de. Dirençli diye. Yalan abi inanmıyorum. İçiyor. Hep patlıyor. Bu yorgunluğu da çek. Çektim çektim. Çek abi çek. Bu rampanın da hakkını verdik. Ayak izlerimizi bıraktık. Yani abi sen bence... Rampayı kontrol ediyorum ya. Şey mi? Sürüşe uygun mu değil mi? Şeymuz benim arkadaşım. Ay, abim mi olur kendisi? Kendi olur abisi. Çek diyor yani, hayır, iyi çek diyor.
Maden atalım. Çok thank you.
Son araç kaçta ya Bartın'a? 11 değil mi? Ondan önce onda mı kalkıyor? 10. Abi ya ne yaptın ya? Abi staj görüyorum adliyede. Adliye cumartesi tatil değil mi? Cumartesi pazar tatil abi. Niye geldin bugün? Bizi buraya. Piske sattı. Böyle bir geldi. Piske sattı. Bitti. Tamam sağlık olsun. Yapacak bir şey yok abi. İşte ben de bisiklet örüyorum şöyle yarış. Çok pahalı. Çok pahalı abi. Evet. Çok pahalı. Yapacak bir şey yok. Sen geziyorsun abi. Festival devam ediyor değil mi? Kaç gün sürecek abi? Yarın işte yarın dönüş. Yarın dönüş. İki günde falan çıkmış bir metindir. Ondan sonra da epeyce bir yol aldı. Birileri onu farklı olarak test edildi. Daha sonra bir bisiklet haline getirdi vesaire. İzin verirseniz oradan birkaç madde okumak isterim. Manifesto, bisiklet manifesto. Bisiklet nedir? Başlıyor. Sonra cevaplar. Hızlı cevap. Eşitliktir. Bazen o sizi taşır, bazen siz onu. Özgürlük, Merman Padişah'ın dağlar bizim için. Kardeşliktir, bir ağaç gibi tek bir öte yandan. Tevazudur, estağfurullah, bir yandan. Çocukluktur, hayatla izdivacın balayı günlerinden. Aylaklıktır, akreple yer kovana nispet. Sükunettir, ne der filozof? Gürültü zekayla ters orantılıdır. İdraktir, hepimiz Gogol'ün altısından çıktık. Diye gönderme. Rüyadır. 3 yaşında başlar. Hayat boyu sürer. Hayal gücüdür. Durduğunda devrilir. Şeytan arabasıdır. İtaat mi? O da kim? Böyle giden 40 maddeye yakın sadece bir kısmını okumak isterim. Ütopyadır. Ayaklar hep havada. Filan falan diye giden bir şey. Şimdi bu bisiklet mevzunun şöyle bir yanı var. İtalyanlar bir tane Leonardo da Vinci bisiklet tişörtü. Leonardo. Ama onun Codex Atlanticus diye bir çalışmaların toplantı bir dev kitapta bisiklet çizim. Maalesef uzun incelemeler sonucunda o çizimin Leonardo'ya ait olmadığı o kitaba sonradan eklendi o. Öyle olsa bile biz şu anda 2019 yılında Rönesans'ın büyük sanat insanı ne diyelim? Büyük düşünüyorum. Her şey diyebilirim onun için. Tam 500. ölüm yıldönümümüz. Yani o bisikleti düşünmüş olsaydı bile bisiklet 500 yaşında olacaktı. Ama bisiklet 1817 yılında bildiğimiz ilk bisiklet, hatta ona bisiklet demek de zor. Şu çocukların koşu şeyi, taykayları gibi. Denge bisikleti. Adı da Drazian olan bir nesne. Niye adı Drazian? Çünkü Alman Baron von Drais diye bir adamın yaptığı söyleniyor. Patentini alıyor 1817. Yani 200 yıl. Şimdi 5000 yıldır tekerleğin var olduğunu biliyoruz. Yani daha da eski olduğunu söyleyenler de ama 5000 yıldır. 5000 yıldır teker ki büyük yazar Umberto Eco kitaplardan asla kurtulamayacaksınız adındaki söyleşi kitabında çok güzel bir laf eder. Bu elektronik kitaba karşı.
kitap o kadar mükemmel bir şeydir ki, aynı tekerlek gibi daha mükemmelini yapamazsınız. Sadece ona başka şeyler ekleyebilirsiniz ama daha mükemmelini yapamazsınız. Kitap da böyle. Peki, kitap kadar mükemmel bir şey olan tekerleğin 5000 yıllık tarihi varken niye bisiklet 200 yıl? Yani yan yana biz, Hititler'de yan yana iki araba tekerlek biliyoruz. Dört tekerlek biliyoruz. Ama iki tekerleğin önlü arkalı dengede duracağı fikrini ancak 200 yıldır idrak edebiliyoruz. Hatta bu Baron Dreis'in aletinde ayaklar yere değiyor. Aslında bir tür koşu makinesi. Ona pedal ekleyip Micho diye bir adamın yaptığı şey, bir ailenin kardeşleri Fransız. Yani pedala basıp ayakları yerden kesmeli. Hani bisiklet ütopyadır, ayaklar hep havada diye bir laf vardı ya bisiklet makinesinde. Epitopu 150 yıllık bir tarihi var. Yani baktığımızda bisiklet sanayi devriminin çocuğu. Hatta çok ilginç bir teori var. 1815 senesinde Endonezya'da gelmiş geçmiş en büyük bilinen bir yanardağ patlaması var. Tambora diye. Tambora yanardağı patlayınca Avrupa şeyin altında kalıyor. Çok uzun süren bir puslu ve güneşin görünmediği çok uzun bir zaman dilimi yaşanıyor. Bir teori şu. O dönemde çok canlı öldü. At filan çok azaldı. Binek hayvanı çok azaldı. Bir şeye ihtiyaç var. Bu Dreis dediğimiz adam da ormancı. Çok ilginç. O sene hepimizin çok bildiği ama kitabını çok az insanın okuduğu, filmini izlediği Doktor Frankenstein yazılıyor. Aynı yıl. Onu da ona bağlıyorlar. Doktor Frankenstein 1817'de yazılan bir roman. 19 yaşında Mary Shelley diye bir kadın yazıyor. Ve bilim kurgu tarihinin çığır açan kitaplarından biri. Hatta Ahmet Ümit söylemiş galiba, bu kitap benim şeyimdir filan diye. Hani hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık diyor ya. Dostoyevski. Şimdi bisikletin önlü arkalı dengede duracağı iki tekerin fikri devrimci bir fikir. Ve 19. yüzyıla ait. Sanayi devriminin çocuğu. Çünkü 19. yüzyıl, şöyle bir laf edilir onunla ilgili, insanoğlunun en uzun yüzyılı. Öyle bir yüzyıl ki hem işte sanayi devriminden gelen o inanılmaz değişim, hem dünyadaki radikal siyasi fikirler, eşitlik duygusunu, işte anarşizm, marksizm ve bir dizi böyle bir sürü şeyi, yani sadece bunlar değil, büyük, çok büyük yazarları çıktı ve Erik Hobsbawm vardır, ondan gelir bu derim. Güdük 20. yüzyıl der mesela. En uzun devrimci 19. yüzyıl, güdük 20. yüzyıl. Bisiklet 19. yüzyılın çocuğu. Hani Einstein bir laf var, çok kullanılıyor. İşte bisiklet hayata benzer, dengede kalmak için sürekli hareket etmek zorundasınız. Bisikletin sihri burada. Bisiklet bir hareketlilik ve eylem aracı. Bu eyleme illa dar anlamda bakmamız gerekiyor. Bisikletin etrafında örülen bir tarih anlatısı halen dünyada, Türkiye'de zaten bunun literatürü çok zayıf ama dünyada çok zengin. İlk bisiklet yarışları işte aşağı yukarı 130-140 yıldır yapılıyor. Ve bugün Avrupa'da nasıl diyelim, folklorun bir parçası. Yani hayatın çok önemli bir bileşeni ve o yüzyılda ortaya çıkan işçi sınıfın ulaşım aracı. Ve hatta çoğunuz görmüşsünüzdür ve kullanmışsınızdır belki de sosyal medyada. Demin Mustafa Hoca söyledi. Tolstoy'un bir tane bisikletli çizimi var. Tolstoy 67 yaşında bisiklet kullanmayı öğrendi. Ve o işte hayatta hiçbir şeyin geç olmadığı anlamına gelir diye bir laf var. Ve bir çizim var. Ve o çizim bana ait hakikaten. Hatta bir gün bir arkadaşım, Aydan sen bunu seversin, bisikletle ilgili diye bana gönderince, ulan kitap göndereyim sana bir tane filan diye eskiliyorum. Kim kitabından bilsin. Yanında Troşkin'in bir şeyi var. O da şunu diyor, iki Rus. Bırakın Rus halkı bisiklete binsin ve o iki teker üstünde dengesini bulsun ve gururu da lastiklerin havası gibi şişsin gibi. Yani. Kötü çeviri yaptı. Öyle bir laf ediyor.
Şimdi bisiklet sadece bir ulaşım aracı değil, mesela bir savaş aracıdır. İlk 1870'te Fransa ile Almanya arasında büyük bir savaş var. 3. Napolyon'da Bismarck orada kullanılıyor. Daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda 500 bin bisikletli olduğu söyleniyor cephede. Yani buna şeyler, generaller neysiz at diyorlar. Şimdi deyimi hatırlamıyorum ama masrafsız at gibi bir şey yani. Ne bir şey yiyor, ne bir şey içiyor. 500 bin iki tarafta bisiklet var. Hatta geçen gün Taner Birsel'i bilirsiniz, oyuncu. Onunla söyleşi yaptık. Bizim Cyclist Türkiye diye bir dergimiz var. 52. sayısına ulaştı. Buradan bisikletçilere de, izlemeyenlere de öneriyorum. Çünkü o dergi bisikletçiler yaşatmasa kimse yaşatmaz. Orada bir laf ediyor. Sinema üstüne konuştuk. Ya sinema hep iyiler bisiklete biniyor diyor. Hiç kötülerin bindiğini görmedim dedi bana. Ben dedim ki Adolf Hitler Çöküş adındaki filmde Hitler'in kariyerini anlatır. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunda bir Boston başısı, bisiklet muhaberatçısı. Yani var arada kötü örnek diye şakayla karışık takıldım. Bu bisiklete dair en yaygın benzetme nedir diye sorsam ne dersiniz? Demirat bir tanesi. İngilizce de kullanıyor aynı olması diye. Diğeri ne? Şeytan arabası. Şeytan arabası. Şimdi ben bu şeytan arabası lafını nereden geldiğini merak ettim. Hani böyle ilk şurada söylenen lafı çok şey tehlikeli bir laftır ya. Ama şöyle bir şey var. Bildiğimiz ilk bisiklet seyahatnamesini yazan adam bir İngiliz. Bu adamın adı Thomas Stevens. Bisikletle Dünya Turu diye bu adam bir kitabı var. İki cilt Türkçe'ye çevrildi. Birinci cildi. Biraz sorunlu bir çeviri ama çok zeki bir adamdı. Bunu nereden anlıyorum? Anılarından anlıyorum. Bu adam 1884 senesinde İngiliz ama Amerika'dan yola çıkıyor. San Francisco'dan. Amerika kıtasını geçiyor. Sonra okyanusu geçiyor. İngiltere'ye geliyor. İngiltere'den tekrar marşı geçiyor. Avrupa anakarasına geliyor. Sonra 1885 Temmuz'unda İstanbul'a geliyor. O dönem Türkiye'de büyük ilgiyle karşılanıyor bu adam. Gazetelere falan çıkıyor. Yaklaşık 3 hafta Türkiye'de kalıyor. Sonra Büyükada'ya götürüyorlar bunu. Büyükada'ya gidiyor. Büyükada'da etrafını insanlar soruyor. Beni daha önce dinleyen varsa bu hikaye biliyor ama tekrar olacak. Dinlemeyenler için ilginç bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey oluyor. Bindiği bisiklet bu hani ön tekeri kocaman, arka tekeri küçük bisiklet var ya, onun big wheel diyorlar işte büyük teker anlamında. Ya da penny farthing diyorlar. İki tane para birimi. Biri diğerinin çeyreği olan İngiliz'den eski para birimi oradan geliyor. Öyle bir bisiklete biniyor. Kadınlar etrafını sarıyorlar. Diyorlar ki, ya bu ne kadar güzel bir şey. Bu, bir bakıyoruz böyle süzülerek rüzgar gibi yanımızdan uçuyor gidiyor, şiir gibi filan diyor kadınlar. Erkekler toplanıyor, büyük adamın erkekleri. Diyorlar ki, ya birader senin bu beygir hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey de içmiyor ama şeytan gibi de gidiyor diyor. Bir adam bunları Türkçe yazıyor, biliyor musunuz? İngilizce kitabın içinde bunlar Türkçe. Adam Türkçe not almış. Ama şeytanı şey harfiyle yazmıyor da sehritan yazıyor. Benim bildiğim ilk şeytan arabası deyimi buradan. Büyükada'dan 1885 Temmuz'u. Ama daha ilginç bir şey daha var. İrlanda'da bir gün bu yine büyük tekerlekli bisikletle bir grup gelirken kadınlar yerden şu kadar yüksekte ışıklar geldiğini görüyorlar. Ve kendilerini şeytan geliyor diye suya atıyorlar. Ondan sonra yanlarından geçenler. Sana el Allah mı Ezra? Japonya'ya gidiyor. Çok inanılmaz anılar bunlar. Yani Hiroşima'ya gidiyor mesela. Diyor ki Nagasaki'ye gidiyor. Ya buralar ne kadar güzel yerler. Hiroşima, Nagasaki limanını anlatıyor. 1885, 95, 05, 15, 25, 35. 60 sene sonra bu iki şehirde atom bombası atıyor. Çok acayip bir şey yani. Einstein bir lafından söz ettim ya, hani hayat bisiklet sürmeye benzer diye. Onu da Bertrand Russell, Japonya'da 1925 senesinde Almanya'da antisemitizm yükselmeye başlamış.
gel diyor, burada Japonlarla tanıştıracağım seni diyor. Yola çıkıyor. Einstein de gene Japonya'ya giderken buraya yazıyor. Ben Japonya'ya gittim. Hiroşima'da Barış Müzesi'nde bir üç tekerli bisikletin erimiş halini gördüm. Yanında da iki tane çocuk gördüm. Bu iki çocuk ölüyorlar. O bisiklet eriyordu. Pelteleşmiş bisiklet. Bir cam mekanın içinde. Yani bisiklet bir vesile ederek hayattaki bir sürü şeyinizi anlatabileceğiniz çok bereketli bir nesne. Mesela savaşta kullanılıyor dedim ya, bir de şöyle bir şey var. Hatırlayacaksınız, Suriye trajedisi yaşanırken bir grup Suriyeli Rusya sınırından Norveç'e, Norveç sınırı var değil mi? İsveç mi? Yok yok, Norveç. Küçücük Norveç sınırı var. Oradan bisikletlerle geçtiler. Nasıl geçtiler? İşte bisiklet, ucuza bisiklet alıyorlar, geçiyorlar. Öbür tarafta bisikleti atıyorlar, devam ediyorlar. Çünkü araçla geçemiyorsunuz, pasaport kontrolü var. Yürüyerek geçemiyorsunuz, pasaport kontrolü var. Ama yasada bir boşluk var. Bisikletle geçene pasaport kontrolü yapılıp bir şey yok. Çok adam böyle hayatını kurtardı. Daha ilginç bir örnek vereyim. Sizden bir örnek vereyim. İkinci Dünya Savaşı çıktığında Naziler Paris'e yaklaşırken hepinizin çok tanıdığı üç insan, daha fazla sayıda bu üç insanı örnek veriyorum. Bir tanesi Cahit Sıtkı Tarancı, bir tanesi Oktay Rıfat, bir tanesi Mehmet Ali Aybar. Paris'e Nazilere yanaşırken şehirden oradan Türkiye'ye trenle dönüyorlar. Hatta Ragıp Sarıca, hukuk hocası, sonraki yılların ünlü hukuk profesörü, bisiklet sürmeyi bilmiyor, ona bisiklet sürmeyi öğretiyorlar Concord Meydanı'nda. Bugünlerde çok popüler olan Fikret Mualla yazar, o geliyor, ne oluyor diyor. Diyorlar, Naziler geliyor, Türkiye'ye kaçacağız, sen de gel. Türkiye'de mahkemelerde jüri var mı diyor. Diyorlar, yok, o zaman gelmiyorum. Türkiye'ye dönmemeyi tercih ediyor. Çok sefalet çekiyor. Ama o dönemde Picasso ile de tanışıyor. Picasso ile meşhur Paris'teyken. Böyle bisiklet etrafında çok fazla dönen şey var. Bu demin söylediğim adam var ya, Thomas Stevens. Bundan ilham alarak 1890'ların sonunda bir Ahmet Tevfik diye bir adam. Bursa'daki festivale gidiyorsanız bu ismi hepiniz biliyorsunuz. O zamanki bölgenin adı Hüdavendigar. Bu 1. Murat'tan geliyor. Murat Hüdavendigar. Savaşta ölen tek Osmanlı sultanı. Onun bölgesine bir bisiklet turu yapıyor. 1890'ların sonu. Sonra dönüyor İstanbul'a. Ve velosipet ile Cevelan. Cevelan tur demek. Velosipet de o zamanki adı. Evet, İş Bankası yayınlarından çıktı. Ve kitap Türkçe'de yeni bizim harflerle basıldığında, kitabı bugünün Türkçesine çeviren kişi şöyle bir cümle kuruyor. Bu cümleyi şuradan kuruyor. 1890'larda Bursa'da bu adam öyle bir Bursa anlatıyor ki cennetten bir parça anlatıyor. Oysa bölgede kolera var. O dönem orada anıları olan bir doktor Şerafettin Bey diye bir adamın anılarında bölge koleradan kırılıyor. Çevirmen de diyor ki bu Ahmet Tevfik çok romantik bir adamdı. Ve biraz hani dünyaya o gözle bakıyordu diye. Ben şimdi bu kitapla ilgili, o zaman Radikal diye bir gazete vardı, hayattaydı, onun kitap ekine yazıyordum arada. O kitapla ilgili bir yazı yazdım. Yok dedim, o öyle değil. Bisikletin serisine oturan insan aşık. Ve aşıklar dünyayı olduğu gibi değil, olmasını istediği gibi görüyor. Çok sonra güzel. İşte bir tur versenin de arka kapağına koydum. 1890, 1900 diyelim hadi kaba hesap. 100 kaç yıl? 120 yıl. Türkiye'de bisiklet dünyada bir sürü yerle eş zamanlı başlamış aslında. O dönem hemen Galata'da, Bahçekapı'da, İstanbul'da bisiklet ihracatçıları türüyor. Bisiklet kullanılmaya başladı. Ama bugün öyle bir yere geliyoruz ki bizle beraber bisiklete başlayan ülkelerin hepsi birer bisiklet ülkesi. Biz ise halen sokaklardaki bisiklete binerken güvenliğimizi konuşuyoruz.
bir sürü derdiniz var. Bir de bunun üstüne biraz düşündüm. Yani niye böyle diye siz de düşünmüşsünüz. Niye böyle? Aslına bakarsanız bisiklet İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çalışan sınıfların kullanımını giderek göreli refah devleti mefhumuyla beraber azalan bir şey. Ama 1974'te biliyorsunuz bu hikayeyi. Hollanda, Amsterdam özellikle çocuk ölümlerin çok olduğu, aynı zamanda 1973 meşhur petrol krizinin de etkisiyle ve şehirlerinin bisiklete, arabalara göre planlanmadığını fark edip ya bir dakika biz ne yapıyoruz dedikleri, kendilerine geldikleri ve ondan sonra kendi ülkelerini ve şehirlerini bisiklet şehrine döndürdükleri bir ülke haline geliyor. Yani ikinci bir doğum aslında bisikletin doğumu. Daha sonraki yıllarda bu ekolojik krizle beraber bisiklet karbon ayak izi vesaire gibi muhabbetlerden kaynaklı olarak aslında ikinci kez icat edildi. Şimdi her yerde otomobil firmaları dahil olmak üzere bisikletli ulaşım projelerine kaynak aktı. Çünkü sonuçta küresel iklim krizi diye bir şey var. Karbon ayak izi diye bir şey var. Bunu düşürmemiz lazım diye bir hakikatten yola çıkıp bisiklete öncelik tanımak gibi, şehirleri yayalaştırmak gibi trend var. Halen de sürüyor bu maalesef. Ama Türkiye'de bunda biz çok gerideyiz. Biz üstelik Kyoto Protokolü, yani dünyanın en ünlü iklim anlaşmasını en son imzalayan iki ülkeden biriyiz. Diğerini biliyorsunuz. Amerika. Şimdi hani burada herkes bisikletçi, benim zaten bunları söylememe gerek yok ama Özdemir Asaf'ın bir lafı varmış. Rüzgarsız bir yelken bir bez parçasıdır ama yelkensiz bir rüzgar gene rüzgardır. Arkadaşlar da Özdemir biliyoruz dedikleri de biliyorum bildiğinizi. R'leri de söyleyemezmiş. Biliyor mu bildiğinizi? Hatırlatıyor mu? Ne bileyim, hatırlatma olsun. Burada belki buradan çıkıp hepiniz normal hayatınıza döneceğiz. Bisikleti sadece böyle 23 Nisan'da belediye başkanı, başbakan, meclis başkanı koltuğuna oturtulan çocuk gibi muamele gördüğü ülkeye tekrar geri dönüş yapacağız. Ama her anlamda bisikletin kültürünün, binmenin, literatürünün çok mühim bir şey. Yani literatürü olmadan bunun kültürü olmaz. Diyorum ya, burada biz bu dergiden biraz söz edeyim size. Sonra da artık konuşmamı toparlayayım, sıkmayayım. Şimdi adı niye İngilizce diye sorana şöyle cevap vermem gerekiyor. Bu çünkü lisanslı bir dergi, adını korumak zorundayız. Hatta bunu telaffuz edemiyor doğal olarak gazete bayileri, etmek zorunda da değiller. Yanına Türkçe konuşan bisiklet dergisi yazdık. İlk geldiğinde sadece yarış bisikleti içerikliydi ve çok çeviri vardı. Biz bunda şimdi her türlü bisiklete yer ayırmaya çalışıyoruz. Bulamıyoruz ama. Abone ol. mesela bu tür dergilerin kitaplar çıkmaya başladı. Hem çeviri hem de telif kitaplar. Ben sadece bir tür verseneyi yazmadım. 35 yıldır İstanbul'da bisiklet sürüyorum. İstanbul'un köylerini biliyorum. Bakın İstanbul'un köyleri, biraz İstanbul'da yaşayanlara çok küçük iki cümleyle söyleyeyim. Keşke şu cep telefonu o zaman icat edilseydi de. Mesela Şile tarafına gidiyorsanız Beykoz'un sırtlarına. Mesela Mahmut Şevket Paşa Köyü. İnanılmaz güzellikte bir Karadeniz köyüydü. Her şeyle, insanların giyiminden o ahşap evlerine kadar. Şimdi bir beton azma. İstanbul'da oksijeni tek temiz yer Silivri ve Çatalca köyleri 3. köprü projesinin, 3. köprü değil, kuzey projelerinin büyük tehdidi altında. Ben oralarda sürekli bisiklet sürüyorum. Sürekli bisiklet sürüyorum. Çok kötüymüş. Her tarlanın ortasında satılık arsa yazıyor. Yani İstanbul'da yaşayan herkes günde bir tane sigara içiyormuş. Bu laf bana ait değil, Türk Kuah Derneği'ne ait. Hekimler belki sonuçları o raporun geçen yerine. Bir tek Silivri havası. Şu anda Silivri'de 3.
3. köprüyle bağlantılı 2 tane otoban yapılıyor. Küçük yol değil. Osman abi burada beraber biliriz arada. Bilmiyorum en son gittim mi Akarene falan. Oralardan böyle geçiyorlar. Özetle şehirlerimizi korumak için de bisiklete ihtiyacımız var diye toparlayayım. Teşekkür ederim. Tanesi yine bir alıntı yaparak devam edeyim. Dünyayı olduğu gibi değil, görmek istediğimiz gibi resimlemeye gayret ediyoruz. Amasra için de öyle biraz. Bizim de bir o sıkıntımız var Amasra'da ama görmek istediğimiz gibi resimlemeye çalışıyoruz. Görmek istediğimiz Amasra'nın manzarasına katkı sunan, pedallayan tüm dostlara aramızda oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Amasra için bir ilk olan ve Amasralılar için de bir yaşam biçimi olmasını umduğumuz bisiklet kültürünü buraya taşıyan dostlarımızın en azından organizasyona destek veren bölümüne katılan tüm dostlara teşekkür etmekle birlikte bir plaket sunumumuz olacak bugün akşam. Aslında festivalimizin kapanışını yapacağız hep birlikte. Yarın kahvaltıdan sonra sizleri uğurlayacağız. Yine birlikte olacağız. Şimdi gitmesinler diyen abimiz aynı zamanda Amasra içinde, Amasra'nın bugüne kadar kültürü içinde değerli olan bizim bu kentteki hakim kılmaya çalıştığımız değerlerin bir temsilcisi olan Barış Akarsu'nun babası Selahattin abimiz. Barış'ın sevginin kentine hoş geldin. Ayağa kalk. Selahattin. Selahattin. Bizim ana sponsorumuz Aksel Bisikleti'nden Polis Dilmaç aramızdaydı. O bugün ayrılacağı için ona dün akşam verdik. Ama aslında bizim dün akşam başka bir söyleşimiz vardı. Sevgili Serkan Taşdelen aramızda. Önce katkıları için, bu festivale katkıları için ve bizatihi pedallayarak ailesiyle birlikte burada olduğu için kendisine ben teşekkür ediyorum. Öncelikle bir daha...